Herkese merhaba. Yolun başındayken programıyla yine karşınızdayız. Heyecanlandırmak gibi olmasın ama üniversite tercihlerinde son 10 gün. 2 Ağustos'ta son buluyor tercihler. Biliyoruz ki son ana bırakmayacaksınız. Araştırmalarınızı hızlandırdınız. Biz haftanın 7 günü Habertürk ekranlarında sizlerle buluşuyoruz. Bugün konuklarımı çok sevdim. Niye? Çünkü Gaziantep'ten geldiler. Elleri de hiç boş gelmemişler. Ekip arkadaşlarımızı düşünüp nefis baklavalarla gelmişler. Keşke izleyicilerimize de buradan ikram edebilsem ama çok teşekkür ediyorum tekrar. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Murat Aslan. Murat Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Aynı fakülteden İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Yıldız Özkök. Siz de hoş geldiniz. Şimdi ne kadar uzun bir bölüm değil mi? Ama normalde İktisadi, İdari Bilimler Fakültesi olur. Sosyal bilimler de var sizde. İktisadi, idari ve sosyal bilimler. Niye böyle? İçinde tabii, hangi sosyal bilimler var? Öncelikle psikoloji bölümümüz var. Tamam. Fakülte içerisinde. İktisatla ilintili ve iktisat bölümleri var. İşletme bölümü var. Hmm. Aynı zamanda siyaset bilim ve uluslararası ilişkileri bir arada yürütüyoruz. Biliyorsunuz bazı üniversitelerde bunlar farklıdır. Yani siyaset ve uluslararası ilişkiler farklı bölümlerde öğretiliyor. Bizde bir arada bunlar. Tabii bunun öğrenciye büyük bir faydası var. Çünkü iki farklı disiplini, ilintili disiplini bir arada görüyorlar. Şimdi fakülte özelinde sorularımı biraz ilerleyen dakikalara saklayayım. Şimdi aile Gaziantep'e gidecekse, gönderecekse çocuğunu pek de bilmiyorsa biraz böyle Gaziantep şehrini tanıtarak başlayalım. Gaziantep şu anda çok fazla sayıda öğrenciye de ev sahipliği yapıyor. İçinde birden fazla üniversite var. Kaç üniversite var? Öğrenci sayısı nedir? Genel bir bilgi verir misiniz bize? Şimdi Gaziantep'te 3 üniversite var. Bu 3 üniversitenin 2 tanesi kamu üniversitesi ve bizim üniversitemiz vakıf üniversitesi. Tabii Gaziantep deyince şöyle bir derin bir nefes almak lazım. Burada kültürü, tarihi, kadim bir medeniyeti ve birçok medeniyetin, kadim medeniyetin izlerini aynı anda görebilirsiniz. Yani Gaziantep dehşet derinliği ve genişliği olan bir şehir. Sanayisiyle meşhurdur aynı zamanda. 6 organize sanayi bölgesi var. Dolayısıyla üniversiteye giren bir öğrencinin özellikle pratik yapmak adına hem iş dünyasıyla hem de hani sosyal kelimesini sordunuz. Farklı kültürlerin eriyik şeklinde bir arada olması nedeniyle farklı sosyal zenginlik içerisinde kendini bir anda bulması mümkün. Hı. Üniversitemizde de öğrencilerin bu gerçekliği yansıttığını biz her gün gözlemliyoruz. Yıldız Hocam'a sorayım. Yani Yıldız Hocam da Gaziantep'e sonradan gelip sonra da yıllarca kalmış gidememiş. Evet. Siz ne buldunuz? Kampüste öğrenci ne bulur? Daha çok böyle yakın coğrafyadan mı arkadaşları olur? Nerelerden öğrenciler gelir? Bizim üniversitemiz Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde şu anda 8000'e yakın öğrencimiz var. Ve bunun yaklaşık 500 tanesi uluslararası öğrenci. Diğerlerinin içinde de farklı şehirlerden tabii ki öğrencilerimiz var. Tabii ki bir öğrenci öncelikle üniversiteden ne beklemeli? Yani ben hep gelen öğrencilerimle de bunu konuşuyorum. Bu sadece akademik hani eğitim yeri değildir üniversiteler. Aynı zamanda sosyal olarak bir bütün olarak kendini geliştirmenin yeridir. Bunun için de Gaziantep hocamın dediği gibi hem kültürel hem sosyal hem de sanayi anlamında yani Türkiye'de ihracat rekorları kıran bir şehir. Dolayısıyla bir kampüsün olması, bir sosyal sorumluluk projesine dahil olması, işte TÜBİTAK'a mesela biz projeler yaptırıyoruz öğrencilerimize, sosyal sorumluluk projeleri yaptırıyoruz. Teknofest'te proje yazıyorlar, en çok proje yazan üniversiteyiz biz Türkiye'de ve dolayısıyla bir bütün olarak buradan çıkıyorlar. Aslında şöyle yani bugün bildiklerimizin kaçını acaba derslikte öğrendik diye bir düşünsek her birimiz kendi hayatımızda aslında böyle sosyalleştiğimiz alanlarda öğreniyoruz. Birbirimizden öğreniyoruz. Aynen. Arkadaşlarımızla yaptığımız projede dediğinize katılıyorum. Hep konuşuyoruz ya artık diploma dediğin işte her üniversitede hemen hemen olan fakülteler. Eğitimde farklılaşma elbette var üniversiteye göre ama iş biraz böyle öğrencide bitiyor. O kampüsün içerisindeki etkileşimden ne kadar nasibini alırsa o kadar hayata hazır devam ediyor. Dolayısıyla hocama da sormak istiyorum. Meslek ve kariyer seçiminde Yıldız Hocam'la bağlantılı ne eklemek istersiniz? Bir öğrenci herhangi bir üniversiteye dahil olduğunda ilk yapması gereken şey o hazırlık sınıfı vardır, yoktur. İlk seneden itibaren
nitelik çeşitlendirmesine yönelik bir süreci planlaması. Şimdi bu istikamette biz üniversitede bir kariyer merkezimiz var ve burada öğrencilere farklı nitelikleri kazandıracak planlamalar yapıyoruz. Öğrencinin yabancı dil bilgisi, artık biliyorsunuz tek dille hayatı idame edemezsiniz özel sektörde, hatta devlet sektöründe. Mutlaka az konuşulan bir dili çok iyi bilmeniz gerekiyor. Hani bu Çince olabilir, Fransızca artık genel geçer bir dil ama İngilizcenin yanında mutlaka marjinalleşmiş bir dili bilmeniz lazım. Japonca, Korece, İbranice örneğin. Bunlar önemli. Ve genellikle de ticaret dilini bilmeniz lazım veya krizlerin bol olduğu bölgelerin dilini bilmeniz lazım ki açılım yapabilirsiniz. Dolayısıyla biz öğrencileri dil gibi farklı niteliklere teşvik etmek istiyoruz. Bunun içinde araçlar nelerdir? Bir kere öğrenci toplulukları. En başta 63 tane öğrenci topluluğumuz var. Hepsine tahsis edilmiş özel bir mekan var. Bunların faaliyetlerini hem üniversitemiz sponsor olarak yönetiyor, aynı zamanda yöneltiyor hocalarla birlikte. Aynı zamanda çeşitli beceri kurslarını sürekli eğitim merkezimizin marifetiyle düzenliyoruz. Yani üniversitenin her türlü olanağı öğrencinin hizmetinde. Ama burada öğrencilere bir görev düşüyor. O olanakları görecek ve kendisi angaje olacak. Yani işte onun için de o ufku açmak, ilham vermek biraz böyle akademisyenlerin de çabasıyla oluyor gibi. Yani hani evet ben bilgi yer yerden öğreniyorum ama hocamın bende yarattığı ilham, yani yapabiliriz bir projeye beni dahil ettiğinde aa ne kadar güzel başarılar elde ettim. Bunu böyle biz ekmeği başarırsak sanki oluyor gibi biraz da. Ya yani söylediğiniz gibi hani ortamı sağlayabilirsiniz ama çocuk onu değerlendiremeyebilir. Evet. Biraz bence o konuda da psikolojik olarak da desteklenmeleri çok önemli gibi. Bu çok önemli bir konu. Şöyle düşünün. Bir kere projeler hazırlandığında mutlaka bursiyer adı altında biz öğrencileri dahil ediyoruz. Bütün projeler öğrenci merkezlidir. Hoca yönlendirir ama en azından doktora yapmış bir hocanın o projenin lideri olması gerekiyor biliyorsunuz. Aynı zamanda öğrenciyi kanalize ederken gerçek hayatta buluşturmak önemli. Örnek veriyorum. Eğer ben uluslararası örgütler dersini veriyorsam Birleşmiş Milletler'den bir yetkiliye ulaşıp öğrencinin somut olarak o kişiyi derste görmesini isterim. Ki bunu da yapıyoruz. Peki şimdi söz konusu vakıf üniversitesi ise aklımıza iki tane, bir de uzakta okuyacaksa çocuk mesela diyelim ki İstanbul'dan gönderecek, Ankara'dan gönderecek çocuğunu. Bursları ve yurtları merak ediyorlar. Yurt imkanı hocama sorayım. Burs ve yurt. Şimdi bizim üniversitemiz Türkiye'de en fazla burs veren üniversitelerden bir tanesi. Her 4 öğrenciden bir tanesi tam burslu. Yaklaşık yarısı da burs alıyor öğrencilerimizin. Üniversitemizin içinde de 750 kişilik 2 tane kız öğrencimiz var Kredi Yurtlar Kurumu'nun. Aynı zamanda bizim lojmanlarımız var, hocalarımız kalıyor. Yani erkek öğrenciler 24 saat nerede? Yaşayan bir kampüs var erkek aslında. Erkek öğrenciler nerede kalıyor? Erkek öğrencilerimiz de onlarla ilgili olarak çalışmalar var. Şimdi şöyle, aslında güzel bir soru. Biz kız öğrencilerle yine pozitif ayrımcılık yapmayı tercih ettik. Şu an normalde toplamda 1004 öğrenciyi biz kampüs içerisinde Kredi Yurtlar Kurumu'yla müşterek olarak bir üniversitenin kendi misafirhanesi var. Öğrencilerimizin kalabileceği. Ayrıca Kredi Yurtlar Kurumu'nun barındırabiliyoruz. Ve orada gıdaya, ne bileyim ki güvenlik burada bizim birinci önceliğimiz. 360 derece güvenlik. Bunda bir problemimiz yok. Erkek öğrencilerimiz de şehir içerisindeki Kredi Yurtlar Kurumu'nda daha çok kalıyor. Barındırıyoruz. Çünkü mesafe olduğu için havaalanına biraz daha yakınız biz. Erkek öğrencilerimiz biraz feragat etmek durumunda. Evde zamanda kalsalar öğrenciler birleşip İstanbul kadar uçtu mu kira fiyatları falan nasıl? Yok, İstanbul Gaziantep kadar değil. Şeydir yani bir de öğrenci dostu bir memlekettir Gaziantep halkı. Siz öğrenci olarak bir ev kiraladığınızda akşamdan itibaren kapınız çalar. Antep'in o meşhur dolmaları mutlaka bir tencere içerisinde gelir. Yani Antep konusunda işleri ferah olsun. Biraz kilo herkesin almayı göze alsınlar bence demek ama ki. Ama şişmanlama olayı da büyük bir problem olur. Yani ona dikkat etmek lazım. Ona da dikkat lazım. Etsinler. Evet. Benim de bir şey dikkatimi çekti. Bir gösteri merkezi, hatta şuraya not aldım size sormak için. 3000 kişilik gösteri ve sanat merkezi var. Bu üniversitenin içinde mi? Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Evet. Yüksek bir kapasite, evet. 3000 kişilik bir gösteri merkezi. Kampüs içerisinde mi bulunuyor? Kampüs içerisinde açık hava tiyatrosu gibi düşünün ama yani oturulan yer kapalı ve o bölgedeki en büyüklerinden bir tanesi. Biz
Tanıtımlarımızı orada yapıyoruz, konferanslarımız bazen orada, mezuniyetimizi yapıyoruz. Konserlerimiz oluyor, festivallerimiz oluyor. Halkla ne kadar iç içe diye soracaktım. Yani halk kampüse, öğrenciye ne kadar alışkın, ne kadar alışık? Çünkü bence bulunduğu coğrafyayı üniversite değiştiriyor. O coğrafya da üniversitenin yapısını etkiliyor. Yani bulunduğu şehir önemli değil mi sizce de üniversitenin? Tabii karşılıklı etkileşim söz konusu oluyor. Üniversite bir şehre medeniyet getirir. Yani farklı şehirlerden oraya aktarılan kültür şehirde bir süre sonra filizlenir. Gaziantep'te biz zaten Gaziantep'in bir üniversiteyiz ama aynı zamanda Gaziantep'i destekliyoruz. Evet. Özellikle sanayicilerimiz, iş adamlarımız sürekli üniversitemizle iç içe. Bunun yanında il içerisindeki kurumlarla da. Bir de şöyle bir örnek vereyim. Teknokent de var galiba. Ben, evet, onu hemen ekleyeyim diyecektim. Tam sanayi işbirliği demişken. Bizim OSB ile birlikte ortak olarak Organize Sanayi Bölgesi'nde bir teknokentimiz var. Zaten Türkiye'de 100 tane falan var teknokent. Onlardan bir tanesi bizim. Üniversitelerin teknokente sahip olması. Çünkü hem öğrenci hem akademisyen hem de diğer girişimciler için çok önemli bir şey. Tabii. Aynı zamanda Kuluçka merkezimiz var, teknoloji transfer ofisimiz var, patentleme yapabiliyoruz ya da işte prototip geliştirebiliyoruz, sanal gerçeklik laboratuvarlarımız var. Ve bunlar bir üniversitede öğrencilerin, akademisyenlerin, girişimciliğini destekleyen en önemli şeylerden bir tanesi. Zaten girişimcilik ve yenilik endeksinde de TÜBİTAK'ın 8. sıradayız. Ve bunların çok önemli bir etkisi var öğrencilerin gelişmesi ve hayata dahil olması için. Şöyle yapalım mı? Son dakikalarımıza sizin kendi fakülteniz özelinde de biraz sormak istiyorum. Mesela yeni çalışma alanlarını sorayım. Siyaset bilimi, uluslararası ilişkileri duyunca biz belliydi yani önceden. Şimdi artık değişti böyle. Hani sizin kendi aranızda da disiplinler arası bir geçiş söz konusu oldu. Çift anadal, yan dal imkanlarıyla. Biraz ikinizden de hocamla başlayalım. Ben öncelikle yeni açılan bölümümüzden bahsedeyim. Bölümlerimizden zaten bahsetti hocam. Bankacılık ve sigortacılık bölümümüz açıldı. Yeni olarak ilk defa bu sene öğrenci alacağız. Bunun dışında tabii ki dijitalleşme, yapay zeka ya da işte pandeminin getirdiği, ülkemize ve dünyaya getirdiği farklı bakış açılarıyla ilgili olarak eklenen dersler var. Bunlarla ilgili yapılan projeler var. Yani TÜBİTAK'a yaptığımız projeler vesaire bunların içinde. Hocama geçmeden önce şeyden bahsedeyim. Bizim 3 bölümümüzde son dönemin şeyde OSB'de ya da herhangi bir iş yerinde geçiyor öğrenci. Yani ders almıyor ve dolayısıyla 14 haftalık bir staj programı var. Ve bu staj programıyla o 14 hafta boyunca öğrenci iş yerini tarıyor, iş yerini öğrenciyi tanıyor ve dolayısıyla 14 haftanın sonunda büyük bir çoğunlukla genellikle öğrencilerimiz iş teklifi alıp orada kalıyor. O yüzden de istihdamı en yüksek üniversitelerden bir tanesi bizim üniversitemiz. Şu an Türkiye birincisiyiz bu konuda. Yani mezun öğrencilerimiz açıkta kalmama durumunda. Bu ne sıralamasına göre öyle? Şimdi şöyle, Türkiye genelinde yapılmış bir araştırma var. Mezunlar ne kadarı hızlı bir şekilde istihdam memnuniyet, edilebiliyor. Bir tarafta memnuniyette mesela bizim bölüm Türkiye genelinde 11. Hocamın bölümü 15. Öğrenci memnuniyeti öyle ama iş konusunda biz özel sektörle beraber hareket ettiğimiz için daha fazla iş bulma imkanları oluyor. Tabii siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler dediniz. Bu konu benim alanım olduğu için biraz mutlaka basmam lazım orada düğmeye. Eskiden memur yetiştirir derlerdi siyaset bilimlerine. O yüzden biraz öyle demek i̇şte, istedim sanki. Kaymak olarak da kaymakamlık veya valilik buna benzer alanları seslendirirlerdi. Artık öyle değil. Ne yenilik var söyleyeyim. Bir kere bu bilim alanlar çok disiplinli. Yani çok farklı sektörlerde istihdam edilebilir. Özel sektörlerin artık uluslararası ilişkiler departmanları var. Muhtemelen sizin kanalında vardır. Efendim... Yine devlet kurumları orada ana tüketici, iş kaynakları bağlamında ama uluslararası örgütler, sivil toplum örgütleri artık yeni bir açılım yarattı. Sivil toplum örgütleri deyip geçmeyiniz. Eğer gerekli nitelikleri kazandıysanız bir uluslararası örgüte gittiğinizde hem maddi olarak hem de kişisel tatmin bağlamında büyük açılımlar var. Ama nitelikleri edinmek kaydıyla. Nitelik edinmeden hayal kurmak pek doğru değil.
O zaman son bir cümle alacağım ikinizden de. Tercih yapacağım ben bu sene. Sınava giriyorum. Kafam karışık. Üniversite mi seçeyim, bölüm mü seçeyim? Bazen örtüşmüyor yani, bölüm başka yerde oluyor işte ama o üniversiteyi istiyor falan. Siz neyi önceliklendirmesini tavsiye edersiniz tercihlerde? Neye baksın? Benim için hani en önemli şey bir üniversitenin akademik tarafını zaten her yerden inceleyebiliyorsunuz, bilgi alabiliyorsunuz. Bunun yanında sosyal ve akademik tarafı güçlendirecek bilimsel projelere ne kadar katkı sağladı ve bir büyük kampüsünün olması. Kampüs sosyal önemli. Yaşam. Murat Hocam, siz ne eklersiniz? Kişi kendini tanıyacak önce. Tamam. İkincisi, kendi standartlarına ve hayallerine göre tercih etmek isteyeceği meslekle ilgili bir alan daraltması yapacak. İnsanla mı uğraşmak istiyor? Teknolojiyle mi uğraşmak istiyor? Yalnız kalmak mı istiyor? Bunlar önemli. Yalnız ve kalmak istiyorsan ne seçeceksin? Şimdi şöyle, şimdi eğer bilgisayar ve yazılımla uğraşıyorsanız bir masaya oturup en azından 15-16 saat bağlanmanız lazım. Hemen teyit ederim ben bu bilgiyi. Az sonra bilgisayar mühendisliğinden hocamız geliyor. 15 saat masanın başında mısın diye sorarım. Çok teşekkür ediyorum. Ben kıymetli teşekkür katkılarınız ediyorum. İçin. Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinden konuklarım. Doçent Doktor Murat Aslan, Doçent Doktor Yıldız Özkök bizimle birlikteydi. Bir yere ayrılmayın, mühendislik eğitimini konuşacağız. Bizim seçeneğimiz gibi gözüken şeylerden bizim olmayanları bir eleyelim. Çok az kaldığını göreceğiz zaten. Sevdiğini alamasan aldığını söyleyeceksin. Üniversite mezunu musun? Meslek lisesi mezunu musun? İş hayatında çok ciddi bir fark yok. Yenilikleri takip edebilen, değişime ayak uydurmak için gerekli araçlara sahip. Multidisipliner bir bakış açısına sahip olmak, dünya kültürlerinin farkına varmak. Artık bir üniversite diplomasıyla iş bulamıyorsunuz. Tabii. Bu size iş garantisini vermiyor. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Kaplan. Yine aynı üniversiteden Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Hakan Gençoğlu. Siz de hoş geldiniz. Şimdi konuğumun son cümlesini duydunuz mu? Biraz daha kendi başına kalarak iş yapmak istiyorsa, meslek sahibi olmak istiyorsa, böyle masanın başında 15 saat geçirmek istiyorsa bilgisayar mühendisliği dedi. Doğru mudur? Hemen de teyit ederiz öyle. Biz de bilgi anında teyit ederiz. Ne güzel denk geldi. Kısmen doğru. Aha. Evet, bilgisayar başında uzun zaman geçirdiğimiz oluyor. Ama artık hayat ortak çalışma ortamlarına doğru kaydı. Yani tek başınıza bir ürün üretmek yerine çoğunlukla bir takım etrafında, bir takımla yapmak daha makbul, daha kolay ve daha çekici hale dönüştü. Dolayısıyla bilgisayar mühendisi asosyal, tek başına çalışan birisi olarak düşünmeyiniz. Hmm. Bir takım çalışması arasında birbirine güç veren, birbirinin eksikliğini tamamlayan bir ürünün bir ortaya çıkmasını sağlayan kişi olarak düşünmek lazım. Doğru, hocamın dediği kısmen doğru ama artık daha böyle multidisipliner değil mi? Çalışma ortamları da çeşitlendi. Ya nereden başlasak şimdi, üniversiteden biraz başlayalım konuşmaya ama ya mühendislikte de çok merak ettiğim şeyler var. Yani ben hangi mühendislik bana göre nasıl anlayacağım? Böyle herkesin bağırdığı bir dönemde yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bu alanlardan birini seçin, geleceğiniz hazır çağrısının yaptığı bir yerde. Belki bana göre değil, yanlış yönlenebilir miyim? Gibi gibi soru işaretlerim var. Ama ne olur önce İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin genel bir yapısından bahsederek başlayalım. Üniversitemiz geniş bir alana kurulmuş bir üniversite. Biz bu kampüsümüzle tabiri caizse övünüyoruz. Öğrencilere mümkünse gelip görmelerini tavsiye ediyoruz. O bile yeterli oluyor birçok şey için. İşte öğrencilere yurt imkanları klasik olarak anlatılmıştır bunlar birçok yerde. Hı hı. Kütüphane imkanları, laboratuvar imkanları var. Geniş. Tarihi bir kampüs, evet, alanı yani, zaten. Baytar Mektebi olarak bilinir. Mehmet Akif Ersoy'un da okumuş olduğu, mezun olmuş olduğu. Geniş bir alana kurulmuştur dediğim gibi. Ama bunun içini nasıl doldurduğunuz önemli yani burada. Sosyal imkanları sunuyoruz. Biz öğrencilere, öğrencilerimize, ben de mühendislik fakültesinde öğretim üyesiyim, dekan yardımcısıyım aynı zamanda. Sosyalleşme noktasında çok konuşmalarımız oluyor. Yani lütfen diyoruz ki üniversite olarak düşündüğünüz şey, derse girip geçtiğiniz ve diploma aldığınız yer olarak görmeyin. Hayatınızda 4 yıl boyunca
belki de peşinden koşmanıza rağmen ulaşamayacağınız farklı disiplinlerdeki insanlarla bir arada bulunduğunuz bir ortam. Tekalarına yapışın. Aynen öyle. Hocasıysa da, öğrencisiyse de, değil mi? Aynen öyle. Yani evet, saatlerce belki bizim öğrencilerimiz bilgisayar, yazılım, elektrik, elektrik, yani atölyede, laboratuvarda, bilgisayar başında. Ama aslında farklı disiplinlerle birlikte çalışmak zorundalar. Evet. Önce kendilerini tanıyacaklar, sonra disiplinleri tanıyacaklar. Çünkü proje üretecekler. Çünkü laboratuvardan çıkmayacaklar. Ama ekip arkadaşlarıyla beraber. Yani gıda mühendisliği öğrencisiyle yazılım mühendisi, bilgisayar mühendisliği öğrencisi beraber proje yapacak. İşte kulüp etkinlikleri olacak, bunu beraber organize edecekler. Zaten kendini tanısın dediniz ya, kendimizi biz nasıl tanıyoruz? Bir başkasıyla etkileşimde tanıyoruz, bulunduğumuz ortamda tanıyoruz, laboratuvarda tanıyoruz. Aynen. Şimdi hocamın alanı bilgisayar, sizin alanınız elektrik, elektronik miyim? Yazılım mı? Yazılım. Yazılım. Yakın alanlar mı birbirine? Nedir en büyük temel farkı bilgisayar mühendisliği ile yazılımın? En çok sorulan sorulardan bir tanesi, bilgisayar mühendisliğinde daha çok donanımla ilgili dersler, kontrol sistemleri, sistem yönetimi dediğimiz bilgisayarın donanım kısmı ile ilgili derslerde yoğunlukla ders veriyoruz. Yazılımda ise mobil programlama, web programlama, genel sistem programlama gibi daha çok programlamaya yönelik dersler ağırlıkta. Ama şöyle söyleyebilirim, büyük oranda ortak derslerimiz var bilgisayar ve yazılım mühendisliğinde. İç içe diyebiliriz aslında. Peki Ahmet Hocam, hangi mühendislik bana göre böyle temel bir soru var mı kendime soracağım? Nasıl ayırt edeceğim? Kesinlikle. Öncelikle mühendislik seçen öğrencinin bakış açısı şu şekilde olmalı. Ben karmaşık bir problemi çözmek için kendimi motive hissediyorum. İkincisi, bu problemleri çözmenin yollarını araştırma beni heyecanlandırıyor. Dolayısıyla bir problemle karşılaştığında onun üstüne gidip onu çözmek için çaba göstermek bir mühendislik öğrencisinin temel vasfıdır aslında. Teknolojiye yakın olması, şu andaki birçok kişi zaten aslında teknolojiyi kullanıyor. Ama bunun arka planında ne gibi çalışmalar yapılmış, o veriler hangi şekilde işlenmiş, benim önüme gelen resimler, videolar aslında nasıl işlenmiş, burada yapay zeka teknikleri nasıl kullanılmış gibi konulara eğer cevap aramak istiyorsa, işte onun yeri bilgisayar ve yazılım mühendisliğidir. Siz ne eklersiniz Hakan Hocam? Şöyle ekleyeyim. Şimdi, güzel özetledi hocam. Maalesef öğrencilerimiz biraz üniversiteye geldiğinde aslında bu soruyu sormaya başlıyorlar. Nasıl yani, öğrenci aslında bölümü değil, kendisini tanıması lazım. Üniversitenin kapısından girerken kendisini biliyor olması lazım birazcık. Daha gelmeden biraz tanısa iyi olur. Biraz öyle. Neden? Çünkü şimdi hangi mühendislik bana göre hangisi olursa olsun öyle bir zamanda yaşıyoruz ki dünyanın nüfusunun ciddi anlamda arttığı, iletişimin çok hızlandığı ve disiplinlerin iç içe girdiği bir zamanda yaşıyoruz. Ve her biriyle ilgili olarak yapılacak çok fazla iş var. Yani eğer siz o işte laboratuvara girip o tüplerle, mikroskopla oynamayı seviyorsanız eğer, siz gıda mühendisliğine, moleküler biyolojiye gidersiniz, kimya mühendisliğine gidersiniz. Ama iş olanakları noktasında lisans eğitimine sorgulamaya başlarsanız bu çok doğru bir yaklaşım olmaz. Aslında çok fazla böyle cümlelerinizin arasından benim kulağımda seçtiğim bir şey var. Laboratuvar, laboratuvar, örneklerinize öyle. Laboratuvar diyorsunuz. Mühendislik eğitimi alacak kişi sanırım laboratuvar koşullarına, seçici üniversitenin laboratuvar koşullarına biraz dikkat etmeli. Kesinlikle. Değil mi? Bunu diyebiliriz kesinlikle. Rahatlıkla. Kesinlikle. Öyle. Vaktin çoğunu orada geçirmesi lazım. Şimdi ders aktivitesi boş yoktur. Biz boş zaman diye bir şey bilmeyiz. Dersin olduğu zamanlar vardır, bir de ders dışı zamanlar vardır. O ders dışı zamanlar boş olduğu anlamına gelmez. Ne yaparsınız? Çalışırsınız. Laboratuvarda çalışırsınız, hocalarınızla kampüste çalışırsınız. Kampüste yatarım, uzanırım, güneşliyse hava sadece öyle, sohbet ederim. Ya çalış olur mu yani o kadar ders çalışa geldi. Hele ilk sene bildiğiniz sürekli takılırım kampüsün içinde. Neye gireceğim oralara ama sürekli? Onların hepsi de birer çalışma zaten ama yani. Sağ olun, bunu da çalışmadan gördüğünüz için. Tam o tür konularda da bizim kampüsümüze çok
verimli, güzel alanlarımız var. 700 dönümlük ormanından, hobi bahçelerinden, efendim 7/24 açık kütüphanesinden tutunuz. Kulüp faaliyetleri için özel alanlarımız, spor mu yapmak istiyor? Spor stadyumumuz var, yürüyüş parkurlarımız. O anlamda tamam, laboratuvara sadece bizi sokup böyle gecenin bir yarısı çıkarmayacaksınız. Şimdi şöyle bir eklemede bulunayım. Biz son birkaç senedir başlattığımız mühendislik fakültesinde bir uygulamamız var. Sadece ve sadece birinci sınıfı bitirmiş ve ikinci sınıfı bitirmiş olan öğrencilerimizi diyoruz ki yaz çalışmasını alıyoruz. Ne yapıyorsunuz orada? Yazın ne yapacaksınız? 2-3 ay bir eğitime ara mı vereceksiniz? Yoksa bu değerlendirmeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız geliyorsunuz kampüse. Laboratuvarları açıyoruz biz. Ki şu anda da laboratuvarlarda çalışan öğrencilerimiz var. Altını bir daha çizeyim. 1 ve 2. sınıflar. Hı hı. Neden? İşte sohbete başladığımız konunun temelini orada atmak için. Kendilerini tanımak için. Hı. Yani bir eğitim vermiyoruz orada. Görevler veriyoruz kendilerine ve bu görevleri araştırmalarını, başarmalarını da değil, araştırmalarını ve inşa etmelerini istiyoruz. Laboratuvarları biraz açalım mı? Mesela sizin alanda ne laboratuvarları var? Açık kaynak laboratuvarınız var. Çok doğru. Özellikle açık kaynak teknolojilerine yönelik çalışmalarımızda biz, ben daha önceden de TÜBİTAK'ta bu anlamda çalışan birisi olarak, açık kaynağa son derece önem veriyoruz. Geçtiğimiz günlerde yaşanan bazı sıkıntılar, mesela açık kaynak teknolojileri kullansaydı belki yaşanmayacaktı. Bu anlamda öğrencilerimize kesinlikle. Bu anlamda öğrencilerimize de bu motivasyonu aşılamak istiyoruz. Yani burada açık kaynakla ilgili çalışmalar gelecekte kendisini daha özgürce ifade edebileceği, çok daha esnek programlarla çalışabileceği bir bakış açısını da vermek istiyoruz. Sadece açık kaynak laboratuvarımız değil, aynı zamanda gıda mühendisliğindeki laboratuvarlarımız, şu anda Sabri Ülker Araştırma Merkezi'ndeki laboratuvarlarımız son derece yüksek teknoloji ürünlerine sahip cihazlardan oluşmakta. Yazılımla ilgili blockchain laboratuvarımız var. Network laboratuvarımız var. Yani oralarda da öğrenciler kendilerini geliştirecekleri ortamları bulmakta. Çalışıyorlar yani şu anda. Çalışıyor. Peki şunu merak ettim. Eğitim müfredatları, eğitim mühendislikte ne kadar güncel? Yani bazı alanlarda mesela hocamız tarihi anlatıyor. Burada tarih yazılıyor bugün. Bugün konuşulmuyor da işte Çaldıran Savaşı'nı konuşuyoruz. Ya tamam, onu da konuşalım ama bugünü de konuşalım. Mesela mühendislikte de bu kriz, diyelim ki yaşanan dünyayı etkileyen teknolojik kriz. Şu anda yaz tatilindeler ama ders alıyor olsalardı gündeminize gelir miydi? Yani kesinlikle. Mühendislik hep böyle günceli de yakalamaya yöneliktir diyebilir miyiz? Son derece haklısınız. Biz haftalık değişimleri o günkü derste anlatmak durumundayız. Geçen hafta arkadaşlar bakın işte yapay zeka şirketlerindeki şu gelişmeler yaşandı. Hatta kendi derslerimizden örnek vermek istiyorum. Biz derslerimizde muhakkak yapay zeka teknikleriyle ilgili o derse nasıl etkiliyor? Tasarımdaki etkileri, kodlamadaki etkileri ne derslerimizde veriyoruz. Aksi takdirde günceli yakalamayan ve 4-5 sene öncesinin ders notlarıyla anlatan bir bakış açısı asla öğrencileri tatmin etmez. Geleceğimize de bir yeni bir yol açamaz. O zaman ben bilinçli bir öğrenciyim, ne yapacağım? Girip ders programlarına mı bakayım tek tek? Akademik kadro ne çalışmış, ona mı bakayım tek tek? Yani laboratuvar haricinde. Sanki hocamın dedikleri biraz bunu da çağrıştırdı, doğru mu? Evet. Hocamın söylediklerine şunu ekleyeyim. Yani evet, gündemi takip ediyoruz. Gündemi derslerimize yansıtıyoruz. Günceli yansıtıyoruz. Ama aslında günceli 3 sene öncesinden inşa etmeye çalışıyoruz. 4 sene öncesinden inşa etmeye çalışıyoruz. Yani güncel biraz geçmişle ilgili. Ama biz geleceğe bakmak zorundayız aslında. Bunun için evet, çalışma biraz sektöre bakmak lazım. Birazcık dünyanın gittiği yere bakmak lazım. Ve bunların hepsiyle beraber ders içerikleri olduğu kadar aslında hocaların çalışma konuları. Yani neyle ilgili çalışıyor bu hoca? Ve piyasa sektörü, tabii ki gençlerin yaşları şu anda çok müsait değil buna ama mümkünse diyelim ikisini birlikte değerlendirmeleri lazım. Altyapıyla beraber. Son dakika, çift anadal yandal
var sanırım değil mi fakültenizde? Tabii ki, tabii ki var. Var mı böyle şaşırtıcı örnekler? Bizim bir tane öğrencimiz bir de şuradan çift anadal yapıyor gibi. Olur mu öyle yani mesela sosyal bilimlerden gider yapar mı yoksa zaten zordur eğitim o kadar da uzağa gitmez mi? Zorluktan ziyade çift anadal ya da yan dal ek ders, ek sınav, ek ödev demek. Dolayısıyla bunların birbirine olabildiğince yakın, olabildiğince uzak ve olabildiğince tamamlayıcı olması önemli. Yani elektronik şey yazılımla bilgisayarın çift anadal yapması çok anlamlı değil. Değil, evet. Ama yazılımla elektrik elektronik mühendisliği örneğin çok birbirini tamamlayan bölümler. Endüstri mühendisliği aynı şekilde. Hmm. Dolayısıyla bu ikisinden bilgisayar ve endüstriden yapan çok güzel örnekler var. Çok başarılı öğrencilerimiz var bu anlamda. Umarız girerler de kampüslerden içeri gerisine bakarlar artık çift anadalına, yan dalına. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgiler verdiniz bizim için. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden de konuklarım. Doktor öğretim üyesi Ahmet Kaplan ve doktor öğretim üyesi Hakan Gençoğlu bizimle birlikteydi. Bugün de programın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte sizleri bekliyoruz efendim. Üniversite tercihlerine son 10 gün. Biz de bu serüvende sizlere eşlik ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.